Gençler merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nda oran orantının 5. testiyle devam ediyoruz. Bugün çok güzel sorular çözeceğiz arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde takip edelim. Aşağıda kenar uzunluklara verilen çubuklar her birinin uzunluğu tam sayı olacak şekilde iki parçaya ayrılacaktır. Tamam. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde parçalama işlemi sonucunda küçük parçanın uzunluğunun büyük parçanın uzunluğuna oranı, küçüğün büyüğe oranı ne olacakmış arkadaşlar? 0,8. Yani 8 bölü 10. Sadeleştirdiğim takdirde 4 bölü 5 olacak. Yani 4K'ya 5K olacak arkadaşlar. Tamam. Yani arkadaşlar ne olacak? Küçükle büyüğü topladığım zaman 9'un katı olacak arkadaşlar bu çubuk. Tamam mı? Şimdi A şıkkına baktığım zaman arkadaşlar 114 9'un katı değil. 120 9'un katı değil. 144 9'un katı arkadaşlar. O zaman C şıkkı olur. 150 9'un katı değil. 175 de 9'un katı değil. Tamam. Geldik ki bir hastanede hastalara verilen reçetelerdeki ilaç sayıları reçetelerin üzerindeki çarpı işareti adetleriyle ters orantılıdır arkadaşlar. Bakın sayıyla ne olacak arkadaşlar? Çarpı işareti ters orantı olacak. Ters orantı olacaksa arkadaşlar ne yapmam lazım benim bunun ikisini? Çarpmam lazım. Anlaştık. Örneğin birinci hastanın ilaç sayısı 3 ile ters orantılıdır. Tamam. Doktor Burak Bey reçete kağıdındaki ilaç sayılarını sisteme girerken 3. hastaya dair sayıları girmeyi unutmuştur. Bakın şuraya girmeyi unutmuş arkadaşlar. Anlaştık. 3. hasta eczaneye gittiğinde kendi kağıdındaki ilaç sayısının tüm hastaların ilaç sayısının sayılarından oluşan bir dairesel grafikte 120 dereceye karşılık geldiğini öğrendiğine göre 3. hastanın kağıdında kaç adet çarpı işareti vardır diyor. Şimdi arkadaşlar ben sayıya bunların adetlerini 1. hasta kaç tane olsun? Diyelim ki A tane. İkinci hasta arkadaşlar B tane, bu C tane, bundan D tane hasta. Bakın buradan da E tane olsun arkadaşlar. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Adetle çarpı işaretini çarpacağım. Adet ne? A. A ile arkadaşlar 3 tane olduğundan dolayı 3'ü çarpacağım. Diğerinden de bak B ile 2 tane olduğundan dolayı 2B'yi çarpacağım. Sonra bundan kaç tane olduğunu bilmiyorum. X tane diyeyim. C ile X'i çarpacağım. D ile 2, 4, 6'yı çarpacağım. E ile de bakın bir tane var. O yüzden E ile 1'i çarpacağım. 1 çarpı E olacak yani. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki orantı sabitine biz ne diyelim? Ne diyelim? K demeyelim de bak 3, 2, 6 ve 1. Nerede eşitlenir arkadaşlar? 6'da eşitleneceği için ne diyelim? 6K diyelim. Dolayısıyla A dediğimiz buradan 2K olur. B dediğimiz 3K olur. C dediğimiz 6K bölü X olur. D dediğimiz arkadaşlar K olur. E dediğimizde ne olacak? 6K olacak. Şimdi C arkadaşlar 120 derece olmayacak mı? Evet. O zaman benim şu 4 tanesini topladığım zaman 360'tan 120'yi çıkardığım zaman 240 derece olması lazım. Bunları toplayacak olursam 2K, 3K da 5K, 6K, 6K da buradan 12K. 12K'nın 240 derece, K dediğimizde buradan ne olacak? 20 derece arkadaşlar. Anlaştık. Şimdi bu C dediğimiz yani 6K bölü X kaç dereceye tekabül ediyordu? 120 derece. K gördüğüm yere 20 yazacak olursam arkadaşlar şurada 6 çarpı 20'den 120 bölü x eşittir 120 olacak. Sadeleştirdiğim takdirde x'i 1 olarak bulmuş olacağım. Doğru cevabımız A şık. Geldik 3'e. Tabloda bir kuru yemiş dükkanındaki kaju, çiğdem ve fındık ürünlerinin 1 kilo maliyet fiyatları verilmiştir. Bakın birimler önemli. 1 kilo maliyet fiyatı. Satıcı bu 3 üründen oluşan ve 100 gramın maliyeti 4,5 TL olan bir karışım oluşturuyor. Anlaştık. Bu karışıma kajudan 3,2 kg, bakın kilogram birim, çiğdemden 1,5 kilo aldığına göre fındıktan kaç kilo almaktadır? Şimdi burada arkadaşlar hep birimler kilogram olduğundan dolayı şuradaki 100 gramı da biz ne yapalım? Kilograma çevirelim. 1 kilo 1000 gram olduğundan dolayı bunun 1000 olması için arkadaşlar ne yapmam lazım? Bunu 10 ile çarpacağım. O zaman bunu da 10 ile çarptığım zaman bu da dolayısıyla 45 TL olacak. Yani şöyle 100 gram 4,5 TL ise arkadaşlar değil mi? 1000 gram ne olacak? 45 TL olacak. Bunu yaptık yani. Anlaştık. Şimdi arkadaşlar bakalım. Kajunun 1 kilo maliyeti ne? 60 TL. Kajudan ne kadar alıyor? 3,2. 3,2 ile o zaman 60'ı ne yapacağım? Çarpacağım. Bitmedi. Devam var. Çiğdemden 1,5 kilo. Çiğdem arkadaşlar kilosu 24 TL. 1,5 kilo aldığım takdirde 1,5 çarpı 24 TL olacak. Fındıktan da ne kadar alsın arkadaşlar? X kilo alsın. Tamam mı? X çarpı 30 olacak. Şimdi arkadaşlar ben ortalamayı burada bulacağım ya, değil mi? Evet. Şimdi hatta şöyle diyelim.
Şimdi bak satıcı bu 3 üründen oluşan ve 1000 gramın maliyeti 45 TL dedik ya. Şimdi arkadaşlar 3 ürünün bakın kilogram fiyatlarını bulacak olursam bunlar değil mi? 3,2 artı 1,5 artı x'ti. Bunun artık maliyeti ne olacak arkadaşlar? 45 TL. Değil mi? Evet. Şimdi buradan arkadaşlar burada ne olacak? 192 TL olacak. Artı buradan da 360 TL olacak. 36 TL olacak daha doğrusu. Şöyle 36 TL olmuş olacak. Tamam. Artı 30x eşittir. Burası da 4,7 artı x mi olacak? Tamam. 45 ile 4,7'yi çarpacak olursam da şöyle yapalım. 35, 28, 45 ile 4'ü çarparsam da 180, 1, 2, 20, 211 buçuk olacak, değil mi? 211 buçuk artı 45 x gelmiş olacak arkadaşlar. Buradan bakın şuradaki toplama işlemini yaptığım takdirde ne gelecek? 8, 12, 228. 211 buçu da sol tarafa atacak olursam 211 buçuk 32'si sağ tarafa attım. Ne geldi arkadaşlar? 15x ifadesi gelmiş oldu. Bakın buradaki çıkarma işlemini yaptığın takdirde ne geliyor? 16 buçuk mu geliyor? Evet. Doğru. Eşittir 15x. Her tarafı 15'e böldüğüm takdirde de x'i 1,1 olarak bulmuş olurum. Fındıktan kaç kilo? Ona da x kilo almalıdır demiştik arkadaşlar. X de zaten 1,1 olarak bulduk. Doğru cevabımız B şık. 4'e 360 TL para 3 kişi arasında ardışık 3 tam sayı ile orantılı. Orantılı diyorsa arkadaşlar doğru orantı kastediliyordur. Değil mi? Ve her kişinin alacağı miktar TL cinsinden tam sayı olacak şekilde paylaştırılıyor. Şimdi o zaman arkadaşlar bakın ne dememiz lazım bizim? X, Y ve ne diyelim arkadaşlar? Z diyelim. Şimdi ardışık 3 tam sayı ile orantılı diyor ya. O zaman arkadaşlar bu sayılar A artı 1 ve A artı 2 olsun. Doğru orantılı olacağından dolayı ne yapmam lazım? Bunu A'ya, bunu A artı 1'e, bunu da A artı 2'ye bölmem lazım. Değil mi arkadaşlar? Evet. Peki bu da orantı sabitimiz olan K'ya eşit olsun. Buradan x eşittir A çarpı K. Y dediğimiz arkadaşlar A artı 1 çarpı K. Z dediğimizde A artı 2 çarpı K olmuş olur. Peki ben bu x artı y artı z'yi topladığım zaman bana toplam parayı vermeyecek mi? Evet, parçaları birleştirdiğim an bütüne ulaşmış olacağım. Değil mi? Bütün de 360 TL. Buradan dolayısıyla x artı y artı z eşittir. K ortak parantezine alacak olursam ne olacak? 3a artı 3 ifadesi gelmiş olacak. 360 olacak. Değil mi? Buradan k'yı çekecek olursam ne olacak arkadaşlar? K eşittir 360 bölü şurayı da 3 parantezine alalım. A artı 1 ifadesi gelmiş olacak. Gerekli sadeleştirmeleri yapacak olursam burada 120 olacak. Dolayısıyla K dediğimiz 120 bölü A artı 1 gelmiş olacak. Bunun buna tam bölünebilmesi lazım. A artı 1'in 120'nin bölenleri olması lazım. 120'yi de arkadaşlar 12 çarpı 10 olarak yazarım. 12'yi de 2'nin karesi çarpı 3. 10'u da 2 çarpı 5 olarak yazarım. Burası da 2'nin küpü çarpı 3 çarpı 5 oldu. Bunun pozitif bölen sayısını bulacak olursam kuvvetleri ne yapıyordum? Birer artırıp da çarpıyordum. 3'ü 1 artırdım 4. 1'e 1 artırdım. Öbür 1'e de 1 artırdım. Toplam ne oldu? 16 olmuş oldu arkadaşlar. Değil mi? Şimdi bakın ardışık pozitif tam sayı üçlüsü vardır diyor ya kaç tane. Şimdi arkadaşlar bak ben burada paydanın 1 olma durumunda aldım. Değil mi? Bütün bölenlerini almış oldum. Peki payda 1 olduğu zaman yani a artı 1 1 olduğu zaman a ne olacak burada? 0 olacak. Şimdi burada a'yı paydaya yazdık arkadaşlar. O zaman tanımsız durum olacak değil mi? Yani 1'i çıkarmam lazım. Dolayısıyla 15 tanesi sağlar. Tamam. Doğru cevabımız C şık. Aman aman bak 16'ya gitmeyin. Çok tehlikelidir. Tamam. Yıldız atıyorum. E pozitif tam sayı ve B büyüktür A'dır. Tamam. Yukarıda verilen düzenekte aynı satırda bulunan sarı dairelerin üzerinde yazılı sayıların aritmetik ortalaması mavi daireye yazılmıştır. Yani şunların aritmetik ortalaması neymiş? 5'miş. Dolayısıyla A artı B buradan 10 gelecek. Benzer şekilde B artı 18 bölü 2 eşittir Y ise buradan B artı 18 değeri de 2Y olmuş olacak. Anlaştık. Aynı şekilde aynı sütunda bulunan dairelerin üzerinde yazılı sayıların geometrik ortalaması ise pembe dairelere yazılmıştır. Yani
Bakın şöyle, A ile B'nin geometrik ortalaması nedir? A çarpı B'nin karekök eşittir. Neymiş? 4'müş. Dolayısıyla her tarafın karesini aldığım takdirde A çarpı B'yi 16 olarak bulurum. Benzer şekilde arkadaşlar B ile 18'i çarptığımda B ile 18'in çarpımının karekökü de neyi verecek? X'i verecek. Değil mi? Bunların geometrik ortalaması. Dolayısıyla B çarpı 18 eşittir X kare gelmiş olacak. Şimdi A ve B tam sayı olduğunu ben biliyorum ya. Evet. O zaman arkadaşlar bakın şöyle A ve B'yi tablo şeklinde yapacak olursam toplamları 10, çarpımları da 16 olan iki sayı nedir arkadaşlar? 2'ye 8'dir veya 8'e 2'dir. Ama yukarıda bana demiş ki B büyüktür A demiş. Dolayısıyla alttaki durum söz konusu değil arkadaşlar. A 2, B'nin 8 olduğu durumda X ve Y'yi ne yapalım? Bulalım. Şimdi arkadaşlar B artı 18 2Y değil miydi? Evet. B'yi ben 8 buldum. 8 yazarsam 8 artı 18'den 26, 2'ye 26 ise Y değerini biz ne olarak buluruz? 13 olarak bulmuş oluruz. Benzer şekilde arkadaşlar şurada da B gördüğüm yere 8 yazacak olursam 8 çarpı 18 eşittir X kare, 144 eşittir X kare. X'i de buradan her tarafın kare kökünü aldığım takdirde 12 olarak bulmuş olurum. Benden X artı Y'yi istiyordu. 12 artı 13'ten 25 gelecek. Doğru cevabımız D şık. Geldik 6'ya. Tabloda Alper'in elindeki mavi, sarı ve kırmızı renkli boya miktarları verilmiştir diyor. Mavinin sarıya oranı 2 bölü 3 oranında yapılan karışımda elde edilen rengin fıstık yeşili. Tamam. Sarı bölü kırmızı 3 bölü 4 oranında yapılan karışımda elde edilen rengin bahar moru olduğu bilinmektedir diyor. Tamam. Alper ilk olarak mavi rengin tamamıyla fıstık yeşili. Mavi renk ne kadar arkadaşlar? 80 kilo. Bunun tamamıyla. Mavi bak burada var. 80 olması için bakın pay ve pay değeri ne yapmam lazım? 40 ile genişletmem lazım. Tamam. Demek ki sarıdan da ne kadar kullanmam gerekiyormuş? 3 çarpı 40'tan 120 kilo. Anlaştık. Şuraya kadar hallettik. Ardından kalan sarı rengin tamamıyla. Sarı arkadaşlar toplam 180 kilo değil miydi? Evet. Ben ne yaptım? 120 kilosunu kullandım. Geriye de ne kadar kaldı? 60 kaldı. Anlaştık. Bu 60'ın tamamıyla diyor bahar mor rengi elde ettiğinde diyor kaç kilo kırmızı renk artmıştır. Şimdi arkadaşlar bu sarı değil mi? Evet. Sarıdan elimde ne var? 60 var. Bunun 60 olması için bunu 20 ile çarpacağım. Tabii paydayı da 20 ile çarpacağım. Sarıdan 60 kullandığım zaman kırmızıdan da ne kullandım? Kırmızıdan 80 kilo kullandım. Değil mi? Peki bizden ne istiyor? Kaç kilo kırmızı renk artmıştır? Benim elimdeki kırmızı 100 kilo değil miydi? Evet. 80'ini kullandıysam geriye 20 kilo ne olacak arkadaşlar? 60 olacak. Doğru cevabımız C şık. Geldik 7'ye. Cep telefonlarındaki Wi-Fi ağındaki çekim gücü yukarıdaki şekilde verilen 5 farklı seviyede olabilmektedir. Telefonun indirme hızı çekim seviyesiyle orantılıdır. Yani doğru orantılıdır arkadaşlar. Anlaştık. Telefonun indirme hızı çekim seviyesiyle orantılıdır diyor. Tamam. Çekim gücünün 3. seviyede olduğu ortamda bir telefon 24 GB'lık bir dosyayı 12 dakikada indirebildiğine göre çekim gücünün 4. seviyede olduğu bir ortamda aynı telefon 16 GB'lık bir dosyayı kaç dakikada indirebilir? Bu aynı şeye benzemiyor mu arkadaşlar? Bakın birinci iş bölü birinci işle verilerin çarpımı eşittir. İkinci iş bölü ikinci işle verilerin çarpımı. Bu şekilde. Tamam. O zaman birinci işimiz ne arkadaşlar? 24 GB'lık bir dosyayı indirmek. Değil mi? 24. Peki birinci işle ilgili verilenler ne? Üçüncü seviye. Değil mi? Ve 12 dakika. O zaman bunları da ne yapacağım? Çarpacağım. Eşittir. İkinci yapacağım iş ne arkadaşlar? 16 GB'lık bir dosyayı indirmek. Bölü. İkinci işle ilgili verilenler ne? Dördüncü seviye. Kaç dakikada diyor. Onu da biz ne diyelim? T dakikada diyelim. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Bak bununla gitti. Ne kaldı? 2 kaldı arkadaşlar. 16 ile 4 sadeleşti. Burada 4 kaldı. 4 ile 2'yi sadeleştirdik. 2 kaldı. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığım zaman T eşittir. 2 çarpı 3'ten ne gelecek? 6 gelmiş olacak. Doğru cevabımız B şık. Bak buna da bir yıldız atıyorum. Geldik 8'e. A, B ve C sıfırdan farklı birer gerçel sayı olmak üzere. Bak bunlar bizim için çok önemli. Eşitliği sağlandığına göre diyor bilgilerinden hangileri kesinlikle doğrudur. O zaman dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar böyle biraz karışık bir ifade gördüğümüzde pay ve paydada bunları aklımıza hemen pay ve paydalarını toplamak gelecek. Niye? Amacımız ne? Orantı sabitini bulabilmek. Dolayısıyla bakın ben pay kısmını toplayacak olursam A artı B artı ne gelecek? 2C'den C çıkarsa C kalacak. Bölü payda kısmını topluyorum. 2A, bir A da burada 3A. B'lere bakıyorum. B, 2B de buradan 3B. Artı C, 2C de buradan
3c. Payda kısmını arkadaşlar 3 parantezine aldığım takdirde a artı b artı c ifadesi gelecek. Sadeleştirdiğim zaman neymiş? Orantı sabitimiz 1 bölü 3'müş arkadaşlar. Bunu ben orantı sabit olan 1 bölü 3'e eşitleme hakkım var. Bilgilerden hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Bakın birinci öncüle bakacak olursam a eşittir c diyor. Şimdi arkadaşlar a ve c'nin olduğu şu birinci oran olduğundan dolayı a bölü 2a artı c eşittir orantı sabit olan 1 bölü 3 eşit değil mi? Evet. Buradan içler dışlar çarpımı yapacak olursam 3a eşittir 2a artı c. A da buradan c'ye eşit oldu arkadaşlar. Zaten bak birinci öncülde öyle diyordu. Demek ki birinci öncülümüz doğru. 2'ye bakalım. B büyüktür c diyor. B ve c'nin olduğu arkadaşlar şu ikinci oranı alalım. B eksi c bölü 2c artı b yine orantı sabit olan 1 bölü 3'e eşit olmalı. İçler dışlar çarpımı yapacak olursam 3b eksi 3c eşittir 2c artı b olacak. Buradan 2b eşittir ne olacak arkadaşlar? 5c'ye gelmiş olacak. Buradan b eşittir 5'in katı, c de eşittir 2'nin katı diyecek olursam b büyüktür. Yani 5k büyüktür 2k. Bu her zaman sağlanır mı? K eğer pozitifse sağlanır. Ama k negatifse olabilir mi? Çünkü gerçel sayı diyor arkadaşlar. Gerçel sayıların içerisinde negatif sayılar da var. K negatif dediğim takdirde bu daima sağlanmayacaktır. O yüzden ikinci öncülümüz gitti. 3'e bakalım. A artı c küçüktür b diyor arkadaşlar. Bakalım şimdi. Şöyle onun için de üçüncüsünü alalım. 2c bölü 2b artı a eşittir orantı sabit olan 1 bölü 3. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 6c eşittir 2b artı a ifadesi gelmiş olacak. Değil mi? Tamam. Şimdi buradan arkadaşlar bakın. Hatta aslında bunu yazmamıza da gerek yoktu. Çünkü biz a ile c birbirine eşitti. C'yi bak 2k bulduk. O zaman a da 2k. Topladığım zaman burası 4k olacak. Küçük mü b'den yani 5k'dan? Şimdi k pozitif olursa sağlar. Ama k pozitif olma zorunluluğu yok arkadaşlar. O zaman bunun da bir kesinliği yoktur. Doğru cevabımız bakın a şık. Ama da bir yıldız atalım. Bir ilçede yapılacak olan belediye başkanlığı seçimlerine A, B ve C partileri katılacaktır. Bir anket şirketi seçim öncesi partilerin alabileceği oy oranlarını tahmin etmek için anket yapmış ve tabloda verilen sonuçları elde etmiştir. Ankete katılan 2400 kararsız seçmenin oylarını A, B ve C partilerine anketteki oy yüzdeleriyle orantılı paylaştırılan anket şirketinin tahminine göre kararsız seçmenlerin kaç tanesi C partisine oy verebilir? Şimdi arkadaşlar 28 ile 21'i toplarsam 49, 16 daha 65. O zaman geriye %35'lik bir kısım kaldı. Değil mi? %35. Anlaştık. Şimdi arkadaşlar 2400 tane kararsız seçmen var ya. Bunların oyları nereye gidecekmiş? A, B, C partilerine oy yüzleriyle orantılı olarak paylaştıracak. Şimdi arkadaşlar 28, 21 ve 35. Hepsi işlem kolaylığı olması açısından 7 ile sadeleşiyor. Buna ne diyelim? 4 diyelim. 7 ile sadeleştirdiği zaman 3 diyelim. 7 ile sadeleştirirsek 5 diyelim. Yani bakın A partisi orantılı yani doğru orantılı bir şekilde paylaştıracağız. Ne olacak? 4 ile B partisi 3 ile C partisi de 5 ile. Orantı sabitimiz de K olsun. Buradan A eşittir 4K, B eşittir 3K, C eşittir 5K olacak. Bunları topladığım zaman A artı B artı C yani 4, 3 daha, 7, 5 daha, 12K eşittir 2400 olacak. K'yı da buradan 200 olarak bulmuş oluruz. C partisine kaç oy verdi? C partisine 5K demiştik. K'yı da 200 bulduk. 5 çarpı 200'den 1000 gelmiş olacak. Doğru cevabımız D şık. Geldik 10. ve son sorumuza. Şekildeki sistemde B ve D dişli çarkları ile A ve C dişli çarkları birer zincir ile birbirine bağlı şekilde dönmektedir diyor. Tamam. Sistemdeki A ve B dişli çarklarının merkezleri aynı ve birbiriyle çakışıktır. Evet. A ve B. Tamam. Bak şurası. Dişli çarklardan A'da 75, B'de 135, C'de 120 ve D'de 30 diş vardır diyor. Buna göre A dişlisi 216 devir yaptığında B, C ve D dişlilerinin toplam devir sayısı kaç olur? Birim olarak neyi soruyor arkadaşlar? Devir sayısını soruyor. Değil mi? Şimdi arkadaşlar bakın burada birbirine dikkat edeceğimiz nokta şu. Bunlar birbirine bağlı. Değil mi? Evet. Devir sayısı ile dişli sayısı ne olması lazım arkadaşlar? Ters orantı olması lazım. Değil mi? Devir ve dişli. Niye? Çünkü arkadaşlar bakın dişli sayısı az olduğu zaman devir sayısı ne olacak? Fazla olmuş olacak. Tamam. Çünkü dişli sayısı az olduğu zaman
tur sayısı fazla olacak ya, hani o şekilde düşünün. O yüzden arkadaşlar ne olmuş olacak? Ters orantı olmuş olacak. Ters orantı olduğu zaman benim bunları ne yapmam lazım? Bir kere çarpmam lazım. Anlaştık. Şimdi devam edelim. Şöyle aynı ve A ve B dişli çarklarının merkezleri aynı ve birbiriyle çakışıktır diyordu. Dişli çarklardan A'da 75, B'de 135, C'de 120 ve D'de de 30 diş vardı. Şimdi arkadaşlar A dişlisi 216 devir yapıyor diye. Tamam. O zaman A'daki devir sayısı ne olacak? 216 ile benim dişli sayısını çarpmam lazım. Değil mi? A'daki dişli sayısı 75 değil miydi? Anlaştık. Evet. Şimdi B, C ve D dişlilerinin toplam devir sayısını istiyordu. O zaman şöyle B, C ve D'yi ne yapalım? Tablo şeklinde yapmaya çalışalım. Şimdi C'ye bakacak olursam arkadaşlar, bakın C'de 120 diş vardı. Yani o zaman 120 ile ne yapacağım? Devir sayısını çarpacağım. Şimdi devir sayısı arkadaşlar kaç devir yapsın? Soru işareti kadar. Buradan sadeleştirmelerimizi yapalım. Ne diyelim arkadaşlar? Buradan 5 ile sadeleştirsem, hatta 15 ile sadeleştirsem 8, 15 ile sadeleştirsem 5 olacak. 216 ile de 8'i sadeleştirsem arkadaşlar ne olur? 27 mi geliyor? 27 geliyor. Soru işareti de 27 ile 5 çarparsam 135 devir olacak. Ben de zaten devir sayısını istiyorum ya. C'ninkini bulmuş oldum arkadaşlar. Ne oldu? 135 devir oldu. Anlaştık. Şimdi B'ye bakalım. Şimdi arkadaşlar A ve B zaten şu şekilde merkezlere aynı ya. O zaman A'daki devir sayısı 216 ise otomatikman B'deki devir sayısı da ne olması lazım? 216 olması lazım. Tamam. Bunu da hallettik. Şimdi D'yi bulalım. B ve D diş çarkları değil mi? Birbirine bağlıydı ya. Şimdi B'ninkine bir bakalım arkadaşlar. B kaç diş vardı? 135. 135 dişle ben devir sayısını çarpacaktım. B'deki devir sayısı 216'ydı arkadaşlar. Anlaştık. Şimdi D'deki diş sayısı 30'du. Devir sayısını da bilmiyorum. Soru işareti derim. Sadeleştirmeleri yapalım. 15'te sadeleştirirsem 2, 15'te sadeleştirirsem ne olacak arkadaşlar? 9 olacak. Bunda da bunu sadeleştirdiğim zaman 108 gelecek. 108 ile de 9'u çarptığım takdirde 10 olsa burası, değil mi? 1080 olacak. Bir 108'i de çıkarmam lazım. Ne olacak? 2, 7, 972. Bu da arkadaşlar neymiş? 972'ymiş. Ve bunları da bakın topladığım zaman üçünü 972, 216 ve 135. 8, 13, 7, 10, 11, 12. Değil mi? 11, 12, 13. 1323 devirmiş. Doğru cevabımız B şık. Bana da bir yıldız atıyorum. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.